Evde oyun hamuru hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimize geçelim. 1,5 su bardağı un. Malzemeleri aynı şekilde artırıp eksiltebilirsiniz. Yarım su bardağı kaya tuzu. Kendi hamurunu kendin yap. Şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı ya da bebe yağı kullanabilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Çocuklarınızla kaliteli ve eğlenceli zaman geçirin. Parmak kasları kuvvetlenir. Hayal gücü gelişir. Küçük kas gelişimine etkisi olur. Okula başladığı zaman çocuklarınız kalem tutmayı daha çok severler ve kalem tutarken yorulmazlar. Hamur oynamak çocuğunuzun parmak kaslarını geliştirir. Unumu güzelce karıştırdım. Yarım su bardağından fazla suyum var. Kontrollü olarak hamurumuzu yoğuralım. Fazla yumuşak olmayacak, fazla da sert olmayacak. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Doğal gıda boyası kullanacağız. Evde olan malzemelerle hamurunu kendin yap. Ne çok yumuşak ne de çok sert, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi renklendirme zamanı. Dilerseniz renksiz de yapabilirsiniz. Bu şekilde sade de yapabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi renklendirebilirsiniz. 4 eşit parçaya böldüm. Çocuklarınızın hayal gücünü geliştirecek oyunlar oynayın. Şöyle ortalarını biraz açıyorum. Ve gelelim doğal gıda boyasına. Bakın zerdeçal. Şöyle alıyorum hamurumun bir tanesini, zerdeçal rengi yapmak istiyorum. Şöyle güzelce kapatıyorum. İkinci hamurumu kahverengi yapmak istiyorum. Kakao kullanıyorum onun içinde. Yine aynı şekilde yavaşça kapatıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Toz olduğu için biraz etrafa yayılabilir. İsterseniz bunu tek başına yaptığınız zaman suyla birlikte de yapabilirsiniz. Başka önerileriniz varsa önerilerinizi beklerim. Normal gıda boyası kullanabilirsiniz. Bu zaten yoğurdukça, çocuklar oynadıkça daha da güzel kahverengi rengini alacaktır. Ben farklı renklerde yapmak istediğim için etrafı biraz kirlettim. Ama korkmayın, dediğim gibi suyla birlikte yaptığınız zaman daha güzel renk alacak. Ve üçüncü rengim kırmızı pancar suyu. Kırmızı pancarı rendeledim. Kesinlikle çocuklarınıza zarar vermeyecek. Cildine bakın, renginin güzelliğine. Elinize eldiven giyebilirsiniz. Bunu birazcık dışına şöyle elimle un serpiştirdim. Dediğim gibi hamurun içerisine direkt katıp onunla birlikte yoğurabilirsiniz. Hazır. Bir izleyicimden geldi bu istek. Ne olur abla, oyun hamuru yap dedi. Ben de size onun isteğini ve bütün çocuklara onun isteğini yerine getirdim. Umarım beğenirsiniz. Bu bir tanesini beyaz yapmak istiyorum. Sade olsun. Bunları sulu boyayla boyayarak kurutabilirsiniz. Çocuklarınızın el baskılarını yapabilirsiniz. Hafif kuruttuktan sonra çerçeve yapabilirsiniz onlardan. Vernikleyebilirsiniz. Hamur kalıpları kullanabilirsiniz ya da kendiniz farklı kalıplar alabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi su şişelerinin kapaklarını kullanabilirsiniz. Ve kontrollü olmak üzere ucu olmayan kalem kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde yaptıkça çocuklarınızın parmak kasları gelişecek. Küçük kas motor gelişimine faydalı olacak. Hayal gücünü geliştirecek. Kalemi ne yapıyorum? Oklava niyetine kullanabilirsiniz. Ya da böyle minik oyun oklavaları satılıyor. Hamur oklavaları çocuklar için. Sonra da onları şekillendirebilirsiniz. Şöyle dediğim gibi biraz daha büyük açtığınız zaman çocuklarınızın parmaklarını elini tamamen bu şekilde elini şeklini çıkartıp boyayıp kurutup vernikleyip ismini yazıp çerçeveleyebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bugün yemek tarifiyle gelmedim. Bugün farklı bir oyun tarifiyle geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Çocuklarınızla güzel, eğlenceli, kaliteli zaman geçirmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda sokak canlarını unutmayın. Böyle buzdolabı poşetlerinde ya da küçük cam kavanozlarda saklayabilirsiniz. Eğer kuruma olursa elinizi hafif yağla ıslatıp tekrar yoğurduğunuz zaman kesinlikle 15-20 gün hatta bir ay bile buzdolabında dayanabilir. Nasıl oturuyor şöyle anne? İlk defa gördüm. Yoruldun mu?